gündem teknolojiye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün teknolojiyi yaymak, teknolojik bilgiyi üretme, ticarileştirme ve aynı zamanda teknoloji girişimciliğini, ekosistemini iyileştirme adına faaliyet gösteren teknokentlerden biri İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş konuğum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Şimdi öncelikle teknokentlerle ilgili kanun mevzuatlarındaki değişiklik, diğer bir yanda acaba önümüzdeki süreçte KDV ve gelir vergisi muafiyetlerindeki bir değişiklik teknolojik girişimcilere etkisi olacak mı? Tüm bunları soracağım ama bir ilk yarı yıl değerlendirmesiyle başlamak isterim. Dilerseniz Teknokent'teki girişimler ne kadarlık yatırım aldılar? İlk 6 ayda ciro ve ihracat gelirlerine baktığımızda performansı sizden dinleyelim. Teşekkür ederim. 2023 yılı çok iyi geçti. Son 3 yılda girişimcilik ekosistemine yönelik olarak yapmış olduğumuz programlar, özellikle global programlar, global hızlandırma programları gerçekten doğru girişimcilerin doğru yatırım aldıkları süreç içerisinde bizi çok çok etkiledi. Özellikle biz genel olarak teknoparkların ciro ve ihracat hedefleriyle çok uğraşıyoruz ama genel olarak bizim girişimcilik ekosistemimizin içerisinde startupların bu değerleri ne şekilde, bu payın içerisinde ne kadar aldığı önemli. Biz geçen sene sizinle zannediyorum program yaparken bir 70 milyon dolarlık bir ihracat hedefinden bahsetmiştik. Hı hı. 2023 için. Biz kapattık 2023'ü artık biliyorsunuz. 110 milyon dolara ulaşmışız. Bu çok önemli. Bu arada İhracatın 110 milyon dolar evet. olması, yani 708-705 milyon dolar da bunların ciroları. Bunlar çok İyi rakamlar. Özellikle gelişen teknoparkların, gelişen ekosistemleri içerisinde yatırım alma büyüklükleri ve sıklıkları, nitelikleri ve nicelikleri demek ki artıyor. Bu sadece bizim teknoparkımızdaki gelişme olmayabilir. Diğer teknoparklarda da bu tip rakam büyümeleri olabilir ama Arı Teknokent her zaman bir rol model olduğu için bu özellikle Türkiye'de kurulan teknoparkların içerisinde ilk kurulan teknoparklardan birisi olduğu için gelişimin hızı, büyüklüğü ve niteliği onunla bir benchmark yapma ihtiyacı duyuyor tüm teknoparklar. O nedenle iyi. Yani 2023 yılı iyi kapadık. Özellikle yatırım alma noktasında da biz hep yatırım aldığımızda işte 30 milyon dolar, 40 milyon dolar civarında yatırım büyüklüklerinden bahsediyorduk. Geçen sene 2023'ü de bir 50 milyon dolar civarında 2024 içerisinde kapatırız diyorduk. Şu ana kadar sadece 40 girişimin almış olduğu yatırım miktarı 71 milyon dolar. Biz özellikle Big Bang sahnesinde bunları yıl içerisindeki tüm toplam alınan yatırım miktarlarını açıklıyoruz. Şimdi biz Big Bang sahnesinde hani daha gelmeden biz bir önceki senenin çok üstünde bir rakamı yarı yılda tamamlamış durumdayız. Bunlar önemli. Tabii büyük girişimler, Intensia gibi yani bizden çıkmış, Amerika'ya gitmiş ve çok da önemli teknoloji geliştirmiş ve yapay zeka eksenli. Mesela işte büyük özellikle sanayi tesislerindeki iş güvenliğine yönelik olarak yapay zeka yazılımları kullanarak olabilecek kazaları önceden önleyebilme. Yani ilk 500'deki bütün firmaların kullandığı bir yazılımdan bahsediyoruz. Bir Türk girişimi ve bizden çıkmış bir Türk girişimi. Onun tek başına almış olduğu yatırım 60 milyon dolar civarında. Yani biz böyle 500 bin dolar, 1 milyon dolar gibi yatırımları hani çok sevinirken şimdi 20 milyon dolar, 10 milyon dolar, 60 milyon dolar gibi yatırımları bizden çıkan girişimlerden gördüğümüz zaman çok seviniyoruz. Ama bunlar da hep olgunlaşma. Bu yıllar önce bir girişimin ne kadar istikrarlı bir şekilde büyüdüğünün göstergesi. Şunu sorayım hocam. Şu ana kadar sadece 40 girişimin 71 milyon dolarlık yatırım evet. çektiğini söylediniz. O bu yıl içerisinde mi gerçekleşti? Bu yıl içerisinde gerçekleşen bir değer. Yani 2023'ü söylemiyorum. 2024 yılı için söylüyorum. Biz 2024'ün tüm toplamını genellikle işte Big Bang sahnesine zaten açıklayacağız ama siz söylediniz diye, sordunuz diye şimdi bunlar çok taze bilgiler ama şu bir gerçek. Yeni kurulan bir kuluçka merkezi olsak veya yeni bir ekosisteme yeni başlıyor olsak tabii bu değerlere ulaşmak mümkün değil. Bu biraz evvel de söylemiş olduğum gibi yapmış olduğumuz bu girişimcilik ekosisteminin ne kadar hani altyapısının sağlam olduğu, gelen girişimlerin ne kadar nitelikli olduğu, bu seçme kriterlerinin, mentorluk, eğitim süreçlerinin, hızlandırma programlarının ne kadar etkili olduğunu, tüm girişimcilik ekosistemlerinde bu böyle ama
Yani yaklaşık işte 21 yıllık bir teknoparkın işte 15-16 yılı bu emekle geçmiş. Sonuç olarak da bu gerçekten kayda değer büyüklüklere ulaşmışız. Bu çok değerli bizim için. Evet, yükseliş eğilimi büyük oldu. Peki şunu da sorayım. 2023'te 705 milyon dolarlık bir ciroya ulaştı toplam. Girişimlerin ulaştığı ciro. Için. 2024'teki hedefiniz nedir? Toplam ciro hedefiniz? Yani ben geçen sefer de çok böyle şey büyük bir rakam söylememişim. Hani biraz daha güvenli tarafta kalarak söylüyorum rakamları. Bir akademisyen olarak zannediyorum 800 ile 1 milyar dolar arasında olabilir. Çünkü önemli olan buradaki yapılan cironun dediğim gibi yurt dışındaki ihracattan olabilmesini hedefleyebilmek. Tüm derdimiz Hande Hanım bizim Türk girişimlerin buradan fatura kesebiliyor olması. Biz şimdi büyük firmaları bile aldığımızda ki unicorn olan büyük firmalar kendi merkezlerini, Türkiye'deki merkezlerini bizde kurmak istiyor. Hakikaten doğru, doğru bir adres. Fakat biz diyoruz ki onlara ama burada Ar-Ge'yi koruyacaksın. Patentin buradan çıkacak ve buradan fatura keseceksin. Hı hı. Bunları kabul ettirdiğimiz gerçekten şu anda hani ismini vermeyeyim reklam olabilir ama büyük lojistik firmalar, önemli işte özellikle yapay zeka firmaları. Burada kendi Türkiye'deki merkezlerini kurmaya başladılar. Onların tabii ki ciroları ve ihracat değerleri bizim buraya gelen özellikle firmaların ve bölgenin cirolarını olumlu bir şekilde artırıyor. Ama tabii ilk sorduğunuzda bir girişimcilik ekosistemini yani startupların bu ekosistemin bir cirosu ve ihracatı var. Hedef hep onları büyütmek. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Genel olarak üstü burada tutup burada yani yatırımcıların kendi paylarının %50'yi aşmayacak ölçekte bir yatırım alabilmelerini hedefleyebilmek, onun üstünü bizim tamamlıyor biliyor olmasını sağlamak ve o imkanlarla burada 4691'in bize ürettiği imkanlarla bunların burada gerçekten ciddi teknoloji ihracatı yapabilmelerini olanak sağlamak lazım. Tek görevimiz bu. Peki şunu da sorayım. Bir önceki özellikle programımızda şunu konuşmuştuk. Kendi okuluna mezunlarınızdan ve yurt dışından gelecek portföyle beraber kendi girişim sermayesi yatırım fonu kurma bir planlarınız vardı bu yıl içerisinde. Burada nasıl adım atıldı? Süreç nedir bu yatırım fonu ile ilgili? Bizim gerçekten bunu tetiklenen arı fon tırnak içerisinde yapmak istediğimiz bu girişim sermayesi yatırım fonunu tüm teknoparkların artık kurması elzem haline geldi. Çünkü biliyorsunuz mevzuat şunu diyor. Teknoloji gelişme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi muafiyetlerinden faydalandığınız rakamın en az %3'ünü vereceksiniz. Yani girişim bir girişime veya bir girişim sermayesi yatırım fonuna vereceksiniz. Bu çok güzel ve çok anlamlı bir mevzuat. Biz bunların %10'a kadar büyüyeceğini düşünüyoruz. Yani bakanlığın almış olduğu bu tip mevzuatsal iyileştirmeler çok değerli bizim için. Buradaki ekosistemlerin gelişmesi için çok önemli. Birinci şeyimiz o. Yani gerçekten buradaki bölgemizdeki firmaların bu %3'lerini bize girişim sermayesi yatırım fonuna aktarmaları. Diğeri girişimcilerimiz. Yani biz hep biliyorsunuz Big Bang sahnesinde de yatırımcıları, ulusal ve uluslararası yatırımcılara yönelik olarak çağrılar yapıyoruz. Onlara yönelik pişteyler yapıyoruz, demodeyler yapıyoruz. Onların gerçek ve doğru yatırımcılarla buluşturmak hedefimiz. Ama biz melek yatırımcı kimliğimizi özellikle gelişecek ve gerçekten büyüyebilecek olanlara yönelik olarak daha serbest ve daha istikrarlı kullanabiliyor olmamız lazım. O zaman bizim yatırım fonu şart. Biz bugüne kadar yaklaşık 80 tane girişimin bir parçasıyız. Artık kendi hissemiz de var. Onlarla büyüyoruz. Bir sürdürülebilir bir yapı, döngüsel bir yapı. Yani biz onların exit ettikleri zaman burada biriken paradan da yeni yatırımcılara, yeni girişimlere yatırım yapma telaşı içindeyiz. Bir parça da bu melek yatırımcı kimliğimizi daha fazla arttırmayı hedefliyoruz. Onun için kendi arı fon girişim sermayesi yatırım fonunun dışında bu işleri yürütebilecek bir başka şirket de kurulabilmesi gerekiyor. Bütün bunu modelledik ve gerçekten çok hibrit gerektiği gibi. Yani şu andaki koşulların bizim yapmamızı istedikleri modeli yapmak
zorunda olduğumuz modeli aslında ortaya çıkardık. Temmuz ayında bir yönetim kurulumuz var. Daha sonrasında da bu fonun realizasyonu için çalışacağız. Zannediyorum 2024 Big Bank'in de kendi girişimlerimize yatırımı bizzat yapacağız. Daha önce de yaptık. Daha önce %3'lere yönelik olarak bir dummy, bir yine girişim sermayesi yatırım fonu şirketi bir girişimcimizle kurulmuştu. Onun aracılığıyla yaptık. Şimdi daha kurumsal ilerliyoruz. Ama dediğim gibi sadece bu %3 oranındaki rakamları toplamak değil derdimiz, kendi havuzumuzda biriken girişimlerimizin ve doğru yatırımcıların buluştuğu ve kendi sürdürülebilir yapısını kurduğu bir modelden bahsediyorum. Bu herhalde Big Bang sırasında mı açıklanacak? Evet, Big Bang de artık faaliyetini gösterecek. Ne ama zannediyorum Aralık'ta olacak. Zannediyorum biz Ekim gibi biz burada orada sahne alacak. Sahne almaya veya işte böyle daha yakın girişimlerimize ilgili yatırımları yapıyor olacağız. 2 Mayıs gibi başlamış da olacak. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Şimdi diğer yanda şunu da söyleyeyim. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kurumlara yönelik gelir ve KDV vergisinin kimi muafiyetler yönünde bir düzenlemelere gidecek değişiklikleri. Şimdi girişimcilerin en önemli desteklerinden biri de KDV ve gelir vergisi muafiyetleri. Evet. Bunlarla ilgili olası bir değişiklik, kanunsal değişiklik girişimcilik ekosistemini, girişimci şirketleri nasıl etkiler? Aslında çok güzel bir soru, beklemiyordum. Bizim özellikle teknoparkların gelir ve kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanan büyük firmaların, büyük teknoloji firmaların bulunduğu odaklar aslında 103 tane oldu. Ve dünyada da böyle bir model yok. Çok doğru bir kanun ve iyi ilerleyen. Yani bakanlığın bu konudaki hakikaten çok titiz ve bu kanunun da belli mevzuatlarla evirerek ve belirli problemlere yönelik olarak yeni mevzuatları önermesi de çok değerli. Fakat bu vergi, kurumlar ve gelir vergisi muafiyetindeki herhangi bir azalma negatif yönde etkileyeceği de bir gerçek. Çünkü buraya gelen büyük firmaların özellikle ilk gelme sırasındaki çekim gücü buradaki muafiyetler. Girişimcilik ekosisteminde de biliyorsunuz biz özellikle küçük startupların tutunabilmesi için, yani bir tohumun fidan haline gelebilmesi için bu sadece yatırım değil, firma olduktan sonra bu vergilerin minimuma indirilmesi için zaten bir ortam sağlıyoruz. Evet. Bu çok önemli. Bu gerçekten girişimcilik ekosistemini de etkiler negatif yönde. Büyük firmaların burada büyüyebilmesini de negatif yönde etkiler. Ama ben şunu çok doğru bulurum. Girişimcilik ekosistemindeki startupların hatta da daha büyük imkanlarla ortamlar sağlanması. Bütün derdimiz buradan ihracatı yapılacak teknoloji. Buradaki büyük firmaların doğabilmesi, teknoloji firmalarının doğabilmesi. Onlar doğdu. Tam mature, tam bir olgun hale geldi. Buradaki en ufak bir hani minik bir darbe veya söylenti bile evet, buradaki firmaların büyüyebilmesi için önemli. Hani rüzgar biraz sert eserse, biraz hani yeni filizlenen bir firmanın, hani rüzgar biraz böyle kötü eser veya hatta onun kokusu bile bir parça onun gelişimini etkiler ya, onu yapmamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü tüm bu olumlu havayı olumsuz etkiler diyorsunuz. Evet, hatta ben girişimcilik ekosistemindeki startuplara yönelik olarak daha da farklı bir takım desteklerin olabilmesini istiyorum. Mesela çok farklı destek var. Biliyorsunuz Ticaret Bakanlığı'nın var, COSGAP'in var, TÜBİTAK'ın evet, var. Hatta TEDEP biliyorsunuz doktora tezlerini veya yüksek lisans tezlerini sanayi ortaklarıyla kurulmasını ister, yani yapılmasını ister. Bütün bunların firmalaşması, yani teknoparklarda firmalaşması için farklı destekler verilebilir. Yani burada alınan destekler firmalaşma sürecinde daha farklılaşarak yaptırılabilir. Firma kurmak çünkü önemli. Firma kurmak hem üniversite için, üniversitenin yenilikçi, üniversite olma endeksini arttırıyor. Hem de buradaki firmanın özellikle hem akademisyen için hem de girişimci için CV'sinde de artık önemli bir payı var. Akademik yükselmede de bunları daha tanımlı hale getirebiliriz. Daha farklı fonlarla. Hatta benim bir modelim vardı. Tüm üniversitelerin bilimsel araştırma projeleri destekleme fonu vardı. Mesela MIT bunu 70'li yılların sonunda yapmıştı. Buradan doğacak, yani firma kurduğunda bu desteği de alabilir. Yani bu destekle kurulacak olan firmaların sayısını arttırmak ve hatta o destek
planında bilimsel araştırmaları projelerini farklı bir şekilde tekrar yorumlamak gerekir. TÜBİTAK'ın buna benzer çok iyi çalışmaları var. Amacımız teknolojiye odaklanmak, teknolojiyi geliştirebilmek ve onu satabilmek. Türkiye'deki bence ekonomik darboğazındaki en büyük ilaç da bu olacak. Yani bunun dışında yani üretim olmadan, teknoloji üretimi olmadan, sanayiyi hani bir kenara bırakıyorum, o benim konum değil ama evet, özellikle teknolojiyi üretmeden, teknolojiyi satamadan bu darboğazlardan geçebilme şansımız yok. Teknolojiyi artık ithal etmeyeceğiz, ihraç edeceğiz. Kendi teknolojimizi kullanmak için kendi ekosistemlerimize çok büyük destekler yapacağız. Ve yeni nesil teknolojiler de çok hızlı evriliyor. Dünyada tüm sektörlere entegre oluyorken bizim de bunların üretimi, bu girişimcilik ekosistemini daha yaygınlaştırma ve geliştirme için bu suyu verirken bu filiz fidanlara yönelik verilebilecek desteklerdeki gelir ve vergisel muafiyetlerdeki değişiklik hemen havayı, rüzgarı ters yöne çevirebilir diyorsunuz. Onun kokusunu alma bile evet, negatif bir etki olur. Evet. Bekleme dönemine çekebilir girişimcileri çünkü kesinlikle çok hassas. Şunu da sorayım, yurt içi ve yurt dışında, özellikle yurt dışında en son programımızda yılbaşı gibi Almanya'da bir temsilcilik açma planınız vardı. Evet. Özellikle yapay zeka odaklı evet, ilerleyeceğiz demiştiniz. Buradaki süreç nedir? Farklı yeni destinasyonlar var mı yatırım planları içerisinde? Çok güzel. Oradaki işbirliklerimiz Almanya'da yürüyor. Hatta orada bizim eski genç girişimci gelişme programı yapmıştık. Oradaki gençler her birisi yurt dışında farklı bir kurumsal yapıda çok iyi yöneticiler. Kimisi Mercedes'te, kimisi bir Hollanda'da biyoteknoloji firmasında. Öyle neferler yetiştirmişiz ki. Yani Atatürk'ün hani yurt dışına gönderdiği bu bilim insanları gibi bir avuç kıvılcım. Kıvılcım olarak hani gönderiyoruz sizi, alev olarak döneceksiniz demiş Atatürk'ün. Yani inanılmaz bir söylem o. Onların aslında gücünü kullanmak. Yani bir avuç kıvılcım dediğim burada Türkiye'den giden, orada çalışan beyin gücünden bahsediyorum. Evet. Göç diye bir şey artık bu kadar globalleşen bir dünyada, küreselleşme sürecinde olan bütün ülkelerin bu faaliyetini yaptığı şeyde çok fazla hani artık şey yapılmaması, fokuslanmaması gereken bir terim. O gücü kullanabilmek önemli. Biz Almanya'da dediğiniz gibi evet, yapay zeka ile ilgili olarak başta otomotiv olmak üzere, otonom araçlar olmak üzere işbirliklerimiz devam ediyor ama bu son InnoGate Londra'da bambaşka bir şekilde evrildi. Biz global hub'lar açtık. Yani InnoGate aslında biliyorsunuz programımızın ismiydi. Bir yenilikçilik kapısı. InnoGate aslında İstanbul. Hub olacak yer İstanbul Avrupa'da. İstanbul önemli bir teknoloji hub'ı. Bu kapıdan Londra ki çok hani 4 kohort yaptık. Şimdi Almanya, Hollanda, gerekirse Dubai, Nice, Fransa. Bizim hep MOU ile yani bir takım işbirlikleri, üniversitesinde kuluçka merkezi olan bir takım işbirlikleri, paydaşlıklar yapmaya başladık. Oralarda bir değişim programı başlatacaktık. Bunları yapıyoruz. Şimdi başladık, programı enans edeceğiz Temmuz ayının ortalarına doğru. Bu şu, siz mesela bir girişiminiz var ve sizin müşterileriniz Hollanda'da. Orada ama kimse yok, size bir mentorluk yapacak, bir mihmandarlık yapacak kimse yok. Oraya bir başvuruda tıkladığınız zaman orada bir mentorunuz hazır. Size orada ya kendi teknolojisine yönelik olarak kimler müşteri olabilir, orada nasıl hızlanabilirsiniz, ona yönelik olarak hizmeti biz veriyor olacağız. Amacımız ofis açıp ofisle ilgili olarak tabii ki orada gerekli ihtiyaçları olanlara, headquarter'larını orada kurmak isteyenlere desteğimiz tam ama bizim derdimiz biraz daha program yaparak onları hızlandırabilip onların katma değer, üretecekleri katma değeri arttırmak. Ve tek derdimiz de bütün bu süreç içerisinde kendi gücümüz. Yani yatırım alırsa bile yani çok büyük bir şekilde firmanın yurt dışındaki sermaye ile o tarafa kaptırmamak, bu taraftan ihracatını yapabilmek, buradaki yatırımı belli bir ölçüde tutabilmeyi sağlamak ve girişimi elimizde tutmak. Onun için o hem girişim sermayesi yatırım fonu hem arı fonu onun için çok gerekli bir araç bizim tarafta. Evet, Almanya başlıyor. Aynı zamanda Hollanda, Fransa, Londra ve Dubai'de de bu hızlanacak olan girişimlere yönelik olarak bir destek mekanizması
başvurularını Temmuz ayından itibaren alıyor. Evet, peki diğer yanda Arı Teknokent'te arkasında İstanbul Teknik Üniversitesi var. Türkiye'nin aslında çok Avrupa'nın da çok kalifiyeli öğrencilerin yetiştiği bir üniversiteden bahsediyoruz. Türkiye'de sektörlerdeki en büyük konulardan biri ki mesela yazılım sektöründe kalifiye iş gücü, siz söylediniz, bu çalışmalarımızla beraber bu kıvılcımları Türkiye'ye ateş olarak döndüreceğiz. Temsilciliklerin amacı bu dediniz. Peki mevcuttaki Teknokent'te kaç girişimci şirkete ulaştık? Ne kadarlık bir kalifiye personel istihdam ediyorsunuz? Burayla ilgili son rakamlar ne işaret ediyor? Çok güzel. Biz çok fazla öğrenci asistan çalıştıran bir kurumuz. Yani 67 tane hakikaten sabit personelimiz var. Çok büyüdük Hande Hanım. Yani girişimcilik ekosistemi 30'a yaklaştı. Hem bu global hub'larla da orada servis verebilecek hani mentorların sayısını hiç söylemiyorum. Yani 500'ün üzerinde mentor sayısı, 1000'in üzerinde de eğitmenliğimiz var. Hepsi anlaşmalı ve profesyonel. Yani kendi para almasa bile profesyonel, kurumsal bir ölçekte ilerliyor. Bizim İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kulüplerinden çıkma, inanılmaz iyi projeler var. Bir tanesi Çayanlar, şimdi çok heyecanlanır belki ismini söylediğim için. Özellikle arama kurtarma çalışmalarında ve savunma sanayinde bir köpeği yürüttüler ve oradaki yapabileceği yapay zeka uygulamalarına yönelik olarak da benzerlerinden çok daha farklı bir modelle yaptılar. Onu biz Aralık'ta tekrar sunacağız. Bunu bir parça lanse edeceğiz. Onun için çok fazla bir şey söylemek istemiyorum onlardan izin almadığım müddetçe, ama sonuç olarak öğrencilerin kurmuş olduğu, bırakın hani akademisyenlerin, ki onlar 50-60'da şimdi 120 tane akademisyen girişime ulaştık. Öğrencilerin kurduğu girişimler, kulüplere destek veriyoruz. Mesela Ata grubu veya işte bir otonom araç geliştiren bir grup, güneş enerjisi yapan bir grup. Bütün bunların işte yurt dışına özellikle yarışmalara gönderiyoruz. Onların bir de firma kurmasını sağlıyoruz. Yani bizim burada firmasını kurdurduğumuz kulüp öğrencilerinin öğrenci bazındaki sayı arttı. Yaklaşık 40 tane buna benzer kulüp vardı. Bunların 4-5'i4-5 adedi firmalaştı. Bunların sayısını arttırmak için de bu ekosistemden, Arı Teknokent'ten çok ciddi destek veriyoruz. Evet, İstanbul çağrımıza Teknik buradan olsun. Özellikle bu Boğaziçi'nden de geliyor, dışarıdan da geliyor, farklı değil. Biz özellikle söylemlerimizi kendi teknik üniversiteli olan öğrencilerimiz tabii ki öncelikli, ama bütün üniversiteler açık. Bütün üniversiteleri kapıya açık. Tüm teknokentlerin kuluçka merkezlerinde de eşit zamanda bir iletişim ağı kurduk. Onların toplantılarını yaptık. Ağ önemli olan. Tek başına hiçbir şey yapamayız. Çok teşekkür ediyorum. Beraber yapacağız. Ne yapacaksak. Tüm teknoparklarla, tüm kuluçka merkezleriyle. Çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz değerli açıklamalardan dolayı diyorum. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş konuğumdu. Böylelikle bir gündem teknolojiyi daha bugünlük burada kaparken, gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.